Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde birlikte isimler konusuna bakacağız ve isimler konusunun aslında karşımıza çıkabileceği 3 tane versiyonu göstermek istiyorum size. Bildiğiniz gibi diğer dillerde de olduğu gibi İngilizce'de de isimler kendi içlerinin aslında 4'e ayrılırlar. Bunlar cins isimler, özel isimler, topluluk isimleri ve soyut isimler şeklinde karşımıza çıkarlar. Fakat isimler bazen nitelenerek ve yanlarında aslında farklı bazı kelime ya da kelime gruplarını bulundurarak da biraz daha cümlelerde bizim aslında kısacık kurmamızı sağlar ve o cümleleri daha zengin hale getirmemizi sağlar. O yüzden biz mesela tek başına boy dediğimizde aslında tam olarak anlamıyoruz hangi çocuktan bahsedildiğini ve bu çocuğu bir şekilde nitelemeye çalışırız ve belli başlı bir tanımlamaya sokarız. İşte bu noktada arkadaşlar isimlerin nitelemenin 3 tane yöntemine bakacağız. Ve aslında bu 3 tane yönteme baktığımızda bazı cümle çeşitlerinin ve bazı gramer kurallarını öğrendiğimizde onları neden kullanıyoruz, neden öğreniyoruz? İşte biraz daha kafanıza netleşecektir diye düşünüyorum. Haydi bakalım hemen ilkeyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar 1 numaralı bölümde gördüğünüz isimler hemen akabinde görmüş olduğunuz gibi farklı farklı prepositionlar alarak nitelenebilir ve anlaşılabilir hale getiriliyorlar. Mesela bakın, the boy dediğimizde zaten bir kere boy bir cins isim. The boy dediğimizde ise biz aslında bunu yine belli başlı bir çocuk haline getiriyoruz ama hala hangi çocuk? O çocuğun bir özelliği var ve bu çocuğun özelliğini biz hala daha duyamadık. Ve diyoruz ki işte bu çocuğu sen bize biraz daha daralt, biraz daha anlaşılır hale getir. Daha böyle tanıyabilelim, anlayabilelim kimden bahsettiğini mantığında baktığımızda. İşte o zaman bahçedeki çocuk demek istediğimizde mesela bakın. The boy in the garden şeklinde buradaki preposition yardımıyla biz aslında bu çocuğu nitelemiş oluyoruz. Nerede olduğunu söylemiş oluyoruz. Ve mesela bakın bunu sadece tabii ki in değil, yani tüm prepositionlarla yapabiliriz. Uygun olan bir prepositionı ismin akabinde getirdiğimizde onun bir tanımlamasını sağlamış oluruz. The child on the plane dediğimizde uçaktaki çocuk demiş oluyoruz. Gördünüz mü? Bakın hani şu anda uçakta uçan çocuk, uçakta duran çocuk anlamındaki hani isim artı preposition yardımıyla biz aslında uçaktaki çocuk kelimesini çok rahatlıkla kurmuş oluyoruz. The girl in front of the building. Bak, binanın önündeki kız. Hangi kız? Binanın önündeki kız. Biz önce tanımladığımız o sıfatı ya da tanımladığımız o phrase'i öne getiriyoruz Türkçe'de. İngilizce'de ise öncelikle tanımlayacağımız o isim ortaya çıkıyor. Akabinde onun bir özelliği geliyor. Bunu zaten akabindeki cümlelerde de göstereceğim. Bunu Rhetor Closer anlatırken sürekli vurgulamıştım. Biz İngilizce'de bir ismi tanımladığımızda hemen arkasından onun bir niteliğini getiririz. Buradaki nitelik de bu çocuğun bahçede olması ve bunu da bu prepositionlar yardımıyla çok rahatlıkla yapabiliriz. Yani bir noun'un arkasından bir preposition yapısı geldiğinde aslında o ismi nitelemiş ve belirtmiş hale geliyoruz demektir. Şimdi 2 numaraya baktığımızda çok yaygın bir şekilde gördüğümüz ve bizim eksiltilmiş, reduce edilmiş ready closer'ımız vardı. Hatırlayınız lütfen. Bu konu zaten çok önemlidir. Ready close başlıkları ve participles başlıkları da altında da farklı farklı konularda ve kitaplarda da bulabilirsiniz. Reduction of ready closes diye çıkabilir. Reducing ready closes diye çıkabilir. Participles zaten present participle, past participle olduğu için çıkabilir. Yani farklı isim ve gruplandırmalar, isimlendirmeler olabilir farklı gramer kitaplarında ama konu tam olarak şudur. The woman, kadın, hangi kadın? Bakınız, onunla konuşan kadın. Şimdi arkadaşlar biz bu isimden sonra fiili ing eki getirip de bu ismin arkasına aslında bu kelimeyi bir sıfat olarak kullanıyoruz ve aktif olduğu için konuşma işlemini yapan burası olduğu için the woman talking to him, onunla konuşan kadın diye bir relative clause'u eksiltmiş oluyoruz. Relative clause haliyle açık açık ve net bir şekilde yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Fakat
kısaltarak da bu ismi niteler hale getirebiliyoruz. Yani biz bir cümleye başlarken "The woman talking to him is my sister" diyebilirim. Bak, onunla konuşan kadın benim kız kardeşim. Ha, tabii ki bunu zaten şu anda anlıyorsunuz ki sadece bir ismi niteliyorum, bu bir cümle değil. Yani "the woman talking to him" dediğimde sadece anlayacağınız şey onunla konuşan kadın kelimesi, okay? Bu tamlamadır. Eğer biz bunu bir cümle haline getirmek istiyorsak şöyle yapabiliriz mesela. Diyebiliriz ki "the woman talking to him is very beautiful." Onunla konuşan kadın çok güzel. Ya da derim ki "I like the woman talking to him." Onunla konuşan kadını beğendim. Yani bu bir tamlama olduğu için ilk cümlemde olduğu gibi cümlemizin öznesini yaratabilir. "The woman talking to him is very beautiful." olduğunda olduğu gibi. Ya da "I like the woman talking to him" deyip "ben onunla konuşan kadını çok sevdim, çok beğendim" dediğimde o zaman da arkadaşlar cümlenizin nesnesi konumuna bürünmüştür gördüğünüz gibi. O yüzden bunlar sadece bir tamlamadır. Bunlar cümle ve cümlecik değildir. Cümlenin içinde o ismi nitelemek için kullandığımız tamlama biçimlerini anlatıyorum şu anda burada. Onu bir dikkatli bir şekilde dinleyelim. Çünkü bazen hani bunu tek bir cümleymiş gibi anlaşılır fakat bu bir cümle yapısı değil. Bu sadece bir tamlamadır. "The boy swimming in the pool." Bakın, çocuğun özelliği buymuş. Neymiş? "The boy swimming." Aktif olarak kendisi yaptığı için hemen "yüzen çocuk" diye çevirmelisiniz. Havuzda yüzen çocuk. Mesela havuzda yüzen çocuk benim erkek kardeşim dediğimi düşünün. "The boy swimming in the pool is my brother." Okay mi? Ama mesela işte havuzda yüzen çocuğu tanımıyorum demek istediğinizde "I don't know the boy swimming in the pool" diye de cümlenizin hemen nesnesi haline de sokabilirsiniz bu yapıyı. Ve şu üçüncü örnekte verdiğim şey ise buradaki gibi present participle dediğimiz, yani aktif olarak bu işi yapan kişinin tanımlanmış olduğu gibi ing değil de fiilin üçüncü hali geldiğini göreceksiniz. Fiilin üçüncü hali dediğimiz past participle hali zaten her zaman için şu önünde gelen ismi pasif olarak niteler. "The car parked in front of the house" dediğimizde park edilmiş olan araba. Bak, park edilen, park edilmiş olan araba. Park etme eylemini araba kendi kendine yapmıyor. Başkası tarafından yapıldığı için direkt buraya park edilen araba, evin önüne park edilen araba diye pasif olduğunu çok rahatlıkla zaten duyarsınız, anlarsınız da. Yani bir ismi fiilin ing halini koyarak present participle yöntemiyle ya da bir ismin sonuna, yani akabine fiilin üçüncü halini koyarak, yani past participle yardımıyla çok rahatlıkla tanımlayabilir hale getirirsiniz. Bu arabanın hangi araba olduğunu, bu çocuğun hangi çocuk olduğunu, bu kadının hangi kadın olduğunu çok rahatlıkla algılayabiliriz. Evet arkadaşlar, 3 numaralı bölümde ise biz tabii ki şu güzel infinitivlerden yardım alıyoruz. Böyle cümleler vardır. Mesela deriz ki "the best food to eat is döner in Ankara." Bakın mesela burada yenebilecek, yenecek. Yani bir insanın yiyebileceği yemek demeye çalışıyorum. Bir insanın yiyebileceği en iyi yemek dediğimde uzun uzun, rather clause'lu bir cümle de kurabilirim. Ama ben bunu direkt infinitive yardımlarıyla da yapabilirim. "The best food," yani direkt food aslında. Food'dan bahsediyorum. Sadece burada best'i onu süperlatif olarak tanımlamak için yaptım. "The food" diyebilirdim. "The food to eat." "The food to eat is blah blah here." Burada yenecek yemek budur diye mesela bir arkadaşınıza tavsiyede bulunurken söyleyebilirsiniz. "The person to trust." Güvenilecek insan. Bak, güvenmek için doğru insan. Mesela deriz ki "he is the person to trust." O güvenilecek kişi. İşte o güveneceğimiz kişi o anlamında. "He is the person to trust." diye bu infinitive yardımıyla da yine bu insanın bir özelliğini, güvenilebilecek bir insan olduğunu, bunun yenmesi gereken bir yemek olduğunu çok rahatlıkla tanımlayabilirsiniz. Ya da işte atıyorum, "bu devirde alınacak araba şudur."
Ya da hocam bu paraya alınacak araba şudur. Ya da işte alınabilecek en iyi araba budur. O alınacak araba, yapılacak yemek, yenilecek işte yiyecek, içilecek içecek gibi yapılması gereken, yapılacak olan, yapılacak araba, gidilecek yer, alınacak araba, güvenilecek insan diye biz bir ismin sonuna to artı verb bir infinitive yardımıyla da çok rahatlıkla bir tanımlama algısı katabiliriz sevgili arkadaşlar. Okay mi? Şimdi bu prepositionlar yardımıyla, bunlar da bizim eksiltmeler yardımıyla ve bunlar da yine infinitive yardımıyla bir isme başladığımızda cümleye sadece isim artı, hani işte o özne artı yüklemden ziyade hemen araya bir tanımlamayla daha uzun cümleler kurabilirsiniz. Mesela hani bu cümleyi örnek veriyorum. 2 numaralı cümlede biz aslında şöyle de yapabilirdik. Bakın bu cümleyi parçalamak istesek, yani bu yapıyı parçalamak istesek şöyle bir şey çıkabilir. The woman is talking to him. She is my sister. Bak oldu. Ayrı ayrı, yani kadın onunla konuşuyor. O kadın benim kız kardeşim. Problem yok. Yani cümlelerinizi bölebildiğiniz kadar konuşurken, seri ve hızlı konuşmak için yani, ya da %100 doğru konuşayım, hızlı hızlı konuşayım, kısa kısa konuşayım dediğinizde, hani komünikasyonu çok güçlü kurayım, komünikasyon kurmamda problem olmasın, ben akıcı bir şekilde hemen derdimi anlatmak istiyorum dediğinizde, işte o zaman küçük küçük cümlelerle zaten kurabilirsiniz. Bunda problem yok. Fakat hani the woman talking to him dediğinizde, onunla konuşan kadın diye Türkçe'de de nasıl bakın bağlıyorsunuz. Yani Türkçe'de tanımlamalar yardımıyla işte fiilden sıfat elde ediyoruz. O sıfat fiil yardımıyla da biz onu aslında tanınır bir hale getiriyoruz. Diyoruz ki işte onunla konuşan kadın, işte orada yüzen çocuk. Biz işte orada bir çocuk var, şu anda havuzda yüzüyor da diyebiliriz. Bunda da problem yok. Ama sizin İngilizcenizin hangi seviyede ve hangi amaçladığınız noktada olduğu, oradan nereye çıkmak istiyorsunuz, ben biraz daha aslında daha geniş ve uzun cümleler kurayım ve daha advanced level'a çıkmaya çalışayım, upper level'a çıkmaya çalışayım dediğinizde, o zaman arkadaşlar bu cümle yapılarını zaten birbirine bağlamak zorundasınız. Kaldı ki advanced level'lardan İşin içine bir sürü phrasal verb ve idioms dediğimiz bu deyimler, gündelik hayatta kullanılan kelimeler ve kelimecik grupları geliyor. O yüzden daha biz temelde cümle çeşitlerini birleştirmekte zorluk yaşıyorsak zaten belli bir seviyeyi aşamıyoruz demektir. O yüzden lütfen ya ben bunu böyle söylemesem de anlaşılırım. Her türlü anlaşılırsın. Yani herkes seni her türlü cümleni anlar. Bunda bir sıkıntı yok. Ama senin anlamış olduğun, yani aktarmış olduğun o İngilizce senin seviyeni de belirtir. O yüzden olmak istediğin yeri seçmelisin. Kurmak istediğin cümleyi ona göre çalışayım mı çalışmayayım mı diye karar vermelisin. O yüzden kime hangi İngilizce lazımsa, hangi seviyede İngilizce lazımsa hepsi var, hepsi mevcut. İngilizcenin içinde başka dillerde de olduğu gibi seviye seviye yükseltebilirsiniz konuşmanızı, kelime dağarcığınızı, okuma becerinizi, konuşma hızınızı, her şeyinizi. Ama bir yerden başlayıp yavaş yavaş yükselmek lazım. Çünkü aslında çok emek göstermeden ya da en başında belki de kelime açısından ve cümlelerin, temel cümlelerin yapıları açısından daha sıkıntılar varsa sadece gündelik phrasal verb ya da idiomları ezberlemeniz size hiçbir şey katmayacaktır. Ama gündelik kullanımlarda da her zaman için işte bu kelimenin ya da bu cümlenin ya da bu yapının işte bir deyimsel anlatımı var mı? Atasözü nedir? Bunlarla ilgili hangi phrasal verbleri kullanıyorum diye de mutlaka dipnot olarak çalışabilirsiniz. Çalıştığınız şeylerin altına ekleyebilirsiniz. Bir kelimeyi öğrenirken o kelimenin phrasal verb anlamı var mı diye bakabilirsiniz. Bunlar sizin çalışma metotlarınız ve çalışma yönteminiz sizin ne kadar ilerlediğinizi gösterecek. Herkes, her hastada olduğu gibi her öğrencinin de reçetesi kendine. Şimdilik isimleri nasıl tanımlayabileceğimizi kısa yöntemleriyle göstermek istedim. Çünkü bunları uzun uzun cümle haliyle yapabilmek varken aynı zamanda böyle de prepositional yardımıyla, eksiltmeler yardımıyla ya da infinitive yardımıyla çok rahatlıkla cümleler kurabileceğinizi
görün istedim. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.